En kısa zamanda 2-3 gün içinde bu eksiklerin tamamlanması lazım ki Galatasaray ligin ilk haftasında hem kondisyon olarak hem de oyun olarak hazır olsun. Yoksa geriden başlamanın dezavantajı Galatasaray'a çok pahalıya patlayabilir. Peki transfere ihtiyaç olduğu muhakkak ama mevcut oyuncuların bu kadar hazır olmaması normal mi? Az önce transfer gereken bölgeleri Ahmet Hoca saydı. Bütün oyuncular aslında yerine oyuncu bakıldığını biliyor. Acaba bu bir konsantrasyon eksikliği, bir motivasyon eksikliği de yaratıyor olabilir mi takımda? Bu kadar Valla şimdi kötü bir görüntü verdi çünkü Galatasaray. verdi. Şöyle bir kere abilerim var. Benden eski yorum yazan. Televizyona da arada bir çıkıp konuşan. Torrent miydi? Torrent. Torrent. Ne büyük hoca dediler. Ben de dedim ki yapmayın Allah aşkına dedim. Galatasaray'ı felakete götürür bu herif dedim. Hatta bana bile bir iki tane dokundurdular yazılarında. Neyse sonuç ortada. Şimdi tabii sadece Torrent'e yüklenmeyelim. Şimdi ben buradan bana göre, benim ölçülerime göre yanılabilirim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Hoca'dır. Ama Fatih Hocam sen bu Çikaldağ mıydı ne o? Çıkıldı. Çıkıldı. Bir de Morutsan. Morutsan. Sen bunları nasıl aldın ya? Ya bu Hacı ile Popescu'nun dolmuşuna nasıl bindin ya? Nasıl bindin? O Morutan mıdır neredeyse ne, kaleci oynatacaklardı ya. Sağ açık, mağ açık filan falan. Ya bilmiyorum yani. Yani Fatih Hocam'ın o son döneminden başlayan transfer hataları Torrent'le zaten yürüdü gitti. Yani, ve şu anda Galatasaray takımı Ahmet 6 kişi saydı. Yani düşünebiliyor musun? Orta şu demin ki adam kimdi öpüşen başkanla? Oliveira yeni transferlerden. Yeni transfer Onu mu ediyorsun? söyledin? Ha Oliveira Birçok kişiyle öpüştüler. Ha Oliveira ne oynuyordu? Orta saha. Orta saha. Orta saha. Yani. Ha bizim paramız yok. Biz transfer yapamayız. Ha bir dakika. Param var, başta seçilmeden önce söyledin. Hayır Var hayır dedin peki Kemal hayır, abi. bir dakika başka bir şey söyleyeceğim Ahmetciğim. Param yok. Ben transfer yapamayacağım. Ekonomiye gidiyorum. Saygılar. Ama var. En büyük limit sana tanınmış. Öyle mi? Benim bildiğim Bir kadarıyla. buçuk milyar He. sapma payıyla birlikte. Yani. O zaman senin bu işe bakış açın şu kadar dar. Ama bu kadar olmalı. Bu Galatasaray Kulübü abi. UEFA Kupası kazanmış. Süper Kupa kazanmış. Var mı başka Türkiye'de takım? Yani şöyle sen bugün dünyanın neresine gidersen git futbolla ilgili diyelim yani birebir. Sende tanıdıkları takım Galatasaray. Niye? UEFA kazanmış. Süper Kupa kazanmış. Sen Süper Kupa'da Real Madrid'i yenmişlerdi değil mi? Yanlış Evet, hatırlamıyorsun. doğru. Yani şeyde UEFA Kupası'nda Arsenal Arsenal. finalde. Hayır, finalde Arsenal şeye kaldı yani Şampiyonlar Ligi grubundan çıktıktan sonra Evet. hiç yenilmeden şampiyon Tabii. oldun Evet. abi. Yani ve senin 4 sene üstte şampiyon olup da işte o şampiyonlar aman UEFA Kupası falan orta sahana bak abi. Okan Suat Emre boy ortalaması 1,5 metre. Ama inanılmaz bir şey oynadıkları oyun. E ön tarafta iki tane var şimdi Firari. Hele bir tanesi benim ölçülerime göre yine yanlış yapabilirim. Türkiye'de futbol devrimini yapan adamdır. Santrfor oynayan adam. Tartışacak adam arar. Ya o devrimi onlar mı yaptı diyorsun Kemal abi? Futbolda değil Yoksa bizde. hayır yoksa işte o futboldaki devrimi o bahsettiğimiz kişiler mi yaptı? Yoksa o kişileri bir araya getirip o takımı kuran Ya tamam. onlara o oyun felsefesini aşılayan mı yaptı? Tamam. Yani teknik adam mı Şimdi yaptı? teknik adam da yaptı da o bir tanesi benim bahsettiğim adamı
o zamanın Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe'nin etkili gruplarından birine, başkanına soruyor. Diyor ki biz böyle böyle bir adamı diyor, Bursa'dan diyor, almaya niyetliyiz, ne dersin diyor. Oy var ya kongrede. O da diyor ki ya ondan diyor telefon direği bile olmaz diyor. Aa öyle mi diyor, vazgeçiyorlar. Telefon direği oldu işte. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Ocak ayı. Ocak ayında o bahsettiğin oyuncu Florya'ya geldi. Galatasaray onu almadı Ocak ayında. Ben de orada antrenörüm. Evet öyleydin. O zamanın yöneticilerimizden birine dedim ki sezon sonu ne olur ne olmaz. Biz bunu boş bırakmayalım. O oyuncuyu başka kulüplere kaptırmamak için o yöneticimiz buradan bir adamını Bursa'ya göndertiyordu. Evinin önünde arabanın içinde nöbet tutturuyordu. Yurdaşan mı? Evet Yurdaşan abi. Nasıl biliyorum bak. Şeyde ve gönderdiği kişi de Ökkeş Polat'tı. Peki. Biz bu şekilde o transferleri yaptık. Onlara o oyun anlayışını böyle oturttuk. Ama işte sonuçta her şeyin çıkarı başka kişilere mal ediliyor. Mal ediliyor o falan. O futbolcular kadar oradaki yöneticilerin, hocaların da çok ciddi payı vardır. Popescu'ya karşı çıktı. Şimdi söylemeyeyim ismini. Adam Barcelona'nın takım kaptanını alıyorsun ya. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Ya senin güvenmen gereken kişi Popescu'ysa, Hacı'ysa Galatasaraylı bir kişi de onlara güvensin ya. Yani Fatih Hoca'nın onlara güvenmesini, evet bütün yetki sorumluluk Fatih Hoca'dadır veya kulüp başkanındadır, kabul. Ama Hacı da ya hocam bu adam iyi futbolcu diyorsa hangimiz olsa güveniriz kendine. Niye kafa sallıyorsun, doğru söylüyor adam. Tamam, düşüremedim. Yani şey, ben Okan Hoca'nın Galatasaray'da başka bir takımda nereye giderse gitsin, Fener'e, Beşiktaş'a, Trabzon'a da hani büyük takımlar, şampiyonluk oynayan takımı başarılı olmasını isterim. Çünkü Okan Hoca futbolculukta zaten malum da teknik adamlıkta Akhisar gibi, bugün kaçıncı ligde Akhisar? İkiye düştü. Daha da fena galiba bildiğim kadarıyla. Kupayı kazandı Akhisar'la. Geldi Başakşehir gibi seyircisi, medyada yeri olmayan bir takımı Türkiye Ligi şampiyonu yaptı. Öyle mi? Yani isterim çok Okan Hoca'nın başarılı olmasını, ama dediğin deminki laf önemli. Okan Hoca elinden geleni yapıp işte çalışıp falan da yukarıda işi yönetenlerin de ona hocam al, hocam al demeleri lazım.